YouTube takipçilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz efendim. Yine sizler için yeniden bir tarlanın çekimi için evet düştük yollara sevgili takipçilerimiz. Efendim bugün sizlere 1400 metrekare şu an hali hazırda tam toprağın üstündeyiz, tarlanın içindeyiz ve sınırlarının tam köşesindeyiz. 1400 metrekareden oluşan Balıkesir Gönen'e 16 kilometre uzaklıkta bir mahallede bulunan efendim 1400 metrekare tarlanın evet tanıtımı için gelmiş bulunmaktayız ve buradan hemen böyle bu köşede tam duruyoruz. Evet, karşıda hemen otlar görünüyor. Otların köşesine kadar böyle bent gibi hafif yükseklik var. Belli oluyor zaten tarlaların birbirini ayırması şekilde görünüyor sevgili takipçilerimiz. Toprağı yeni sürmüşler. Biz de çok da dağıtmak, çiğnemek istemiyoruz. Efendim sınırlar hemen otlar görünüyor köşeden. Ve tam bu sınırdan, evet benim olduğum hizadan döndüğümüzde çalıların da içinde olduğu ve şu üst bentin üstüne kadar evet alandan oluşuyor efendim. Efendim aşağılardan ana asfalta yakın olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Araçların geçtiğini görüyoruz. Yaklaşık 300-400 metre ana asfalta yakınlığı var sevgili takipçilerimiz. Buradan üst taraftan yukarıya doğru böyle çıktığımızda %2, %1, %2 gibi böyle mini hafifçe bir meyil var. Ama dümdüz bir alana sahip. Ve buradan böyle baktığımız zaman evet oturum alanına yani imarlı alanlara çok yakın bir yerde olduğunu görebilirsiniz. Çok yakınında 200 metre, 300 metre yakınlarda binaların olduğunu, sağ tarafta damların olduğunu, alt yan taraflarında da köyün başlangıcında evet hemen yakın bölümünde olduğunu görebilirsiniz sevgili takipçilerimiz. Ana asfalta yakın ve köyün hemen dibinde 1400 metrekare tarlamızı siz sevgili takipçilerimize ekrana taşıyoruz sevgili takipçilerimiz. Siz bir bahçe mi yapmak istiyorsunuz? Evet, o zaman ekeceksiniz, bikeceksiniz. Ektiğiniz yer bahçe olur. Bağ mı yapmak istiyorsunuz? Meyve ağaçlarını ekerseniz evet. Buranın analizini yaparak ona göre nasıl bir meyve yetiştirebilirim? Kivi mi yetiştiririm? Elma mı? Ceviz mi? Yani buna siz karar verirsiniz ve ona göre toprak analizlerini yaparak daha verimli bir hale getirerek güzel bir bahçe oluşturabilirsiniz. Dilerseniz buğday, arpa gibi kuru tarım yapılabilir bir alan ve sevgili takipçilerimiz sizlere ekrana taşıyoruz. Efendim 1000-1500 metre böyle bir yerim olsun, küçük bir bahçem olsun, gidip oyalanayım, zamanımı geçireyim diye düşündüğünüz bir yer. Beğenmeni bir bambu, küçük bir tahtadan bir ev yaparak burayı güzel bir cennet bahçesine dönüştürebilirsiniz. Konumu, havası ve manzarası çok çok güzel bir görünüyor. Ta Bandırma'nın evet girişlerinde rüzgar enerjisini görebiliyoruz. Yani bu da ne anlama geliyor? Güzel bir hava koridoruna sahip olduğunun aslında anlamına geliyor. Çünkü aynı güzergahta rüzgar tribünlerini görüyoruz sevgili takipçilerimiz. Enerji elde ediliyor. Ve buradan o manzaraya kadar, Bandırma'nın girişlerine kadar, evet o rüzgar tribünleri Bandırma'nın hemen girişinde ve onların hepsini evet buradan o kadar uzun bir manzarayı uçsuz bucaksız bir manzara gibi görebiliyoruz sevgili takipçilerimiz. Çok da güzel bir manzaraya sahip. Efendim detaylı bilgi almak istiyorsanız ekranda geçen telefon numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Toplam 1400 metrekare alandan oluşuyor. Detaylı bilgi ekranda geçen telefon numaralarından. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğenileriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz efendim.